86. bölüm. Ne ışık ne de ses vardı. Gizli arşivler karanlıktı. Langdon şimdi korkunun kuvvetli bir dinamik olduğunu anlıyordu. Karanlıkta nefes nefese el yordamıyla döner kapıya doğru ilerliyordu. Duvardaki düğmeyi buldu ve avucuyla üzerine vurdu. Hiçbir şey olmadı. Tekrar denedi. Kapı kımıldamıyordu. Başı dönerken seslendi ama sesi boğuk çıktı. Aniden içinde bulunduğu durumun tehlikesini hissetti. Adrenalin kalp atışlarını iki katına çıkarırken ciğerleri oksijen almaya çalışıyordu. Birisi bağırsaklarına yumruk atmış gibi hissediyordu. Tüm ağırlığıyla kapıya abandığında bir an için kapının dönmeye başlayacağını zannetti. Yıldızları görürken tekrar itti şimdi kapının değil tüm odanın döndüğünün farkına varmıştı. Langdon sendeleyerek tekerlekli merdivenin alt basamağına takıldı ve sertçe yere düştü. Dizini kitap rafının kenarına çarparak yardı. Küfrederek ayağa kalktı ve el yordamıyla merdiveni aradı. Merdiveni buldu. Ağır tahtadan ya da demir olmasını ümit etmişti ama alüminyumdu. Merdiveni tuttu ve onu koç başlı kütük gibi kaldırdı. Sonra karanlıkta cam duvara doğru koştu. Düşündüğünden daha yakındı. Merdiven çarparak geri tepti. Langton çarpışmanın zayıf sesinden bu camı kırmak için alüminyum merdivenden çok daha fazlasına ihtiyacı olacağını anladı. Yarı otomatik aklına gelince ümitlendi ama sonra umutları aniden yıkıldı. Silah yoktu. Olivet Camerlingo varken etrafta dolu silah istemediğini söyleyerek silahı ondan almıştı. Langton tekrar seslendi. Sesi geçen seferkinden bile az çıkmıştı. Sonra muhafızın dolabın dışındaki masanın üzerine bıraktığı telsizi hatırladı. Neden onu içeri getirmedim ki? Gözlerinin önünde mor yıldızlar dans etmeye başladığında Langton kendini düşünmeye zorladı. Kendi kendine, "Daha önce de kapana kısıldın." dedi. "Daha kötüsünü de yaşadın. Henüz bir çocuktun ve bu durumu çözdün." Ezici karanlık üzerine çöküyordu. Düşün! Langton yere çömeldi. Sırt üstü yattı ve ellerini yanına koydu. İlk aşama kontrolü ele geçirmekti. Rahatla. Kendini kaybetme. Artık kan pompalamak için yer çekimiyle mücadele etmeyen Langdon'un kalbi yavaşlamaya başladı. Bu, yüzücülerin birbiri ardına programlanmış yarışlar arasında kanlarına oksijen göndermek için kullandıkları bir yöntemdi. Kendi kendine, Burada bol miktarda hava var, dedi. Bol miktarda. Şimdi düşün. Bir yana her an ışıkların geleceğini ümit ederek bekledi, gelmedi. Orada şimdi daha iyi nefes alarak yatarken ürkütücü bir teslimiyet duygusu onu sardı. Kendini huzurlu hissediyordu. Bununla mücadele etti. Hareket edeceksin. Lanet olsun. Ama nereye? Linkton'ın bileğindeki Mickey Mouse sanki karanlıktan hoşlanıyormuş gibi neşeyle parıldıyordu. Saat 21.33'tü. Ateşe yarım saat vardı. Linkton bunun çok ama çok uzun bir zaman olduğu hissine kapıldı. Zihni kaçmak için bir plan bulacağı yerde bir açıklama arıyordu. Elektriği kim kapadı? Roger araştırmasını genişletiyor mu? Olivet burada olacağım konusunda Roger'ı uyarmış olmamalı mıydı? Lincoln artık bunun hiçbir şeyi fark ettirmeyeceğini biliyordu. Ağzını genişçe açıp başını arkaya yatırarak elinden geldiği kadar derin nefesler aldı. Her nefes canını öncekinden biraz daha az yakıyordu. Zihni açıldı. Düşüncelerini topladı ve kafasını çalışmaya zorladı. Kendi kendine. Cam duvarlar. Ama lanet kalın camdan dedi. Buradaki kitaplardan herhangi birinin ağır, çelik, yanmaz dosya dolaplarında saklanıp saklanmadığını düşündü. Langdon diğer arşivlerde arada sırada bunlara rastlardı ama burada hiç görmemişti. Ayrıca karanlıkta böyle bir dolap aramak vakti boşa harcamak olurdu. Üstelik onu kaldıramazdı da özellikle şu anki haliyle. Peki ya okuma masası? Langton bu kasada da diğer kasalardan olduğu gibi rafların ortasında bir çalışma masası olduğunu biliyordu. Ne olmuş yani? Onu kaldıramayacağını biliyordu. Sürüklemeye kalksa bile fazla uzağa gidemezdi. Raflar birbirine yakındı ve aradaki koridorlar oldukça dardı. Koridorlar çok dar. Langton aniden bulmuştu. Kendinden emin bir tavırla birden ayağa fırladı baş dönmesi yüzünden sallanınca karanlıkta uzanarak destek almak için bir yere tutundu. Eline bir kitap rafı gelmişti. Kendine gelmek için biraz bekledi. Bu işi yapmak için sahip olduğu tüm enerjiyi kullanması gerekecekti. Antrenman tahtasına abanan futbol oyuncusu gibi kitap rafına abanarak ayaklarını yere iyice basıp gitti. Şu rafı yerinden kaldırabilirsem ama kıpırdayacak gibi değildi aynı pozisyona gelerek yeniden denedi. Ayakları yerde geriye doğru kaydı. Kitap rafından çatırtı sesleri geldi ama yerinden oynamadı. Manivela'ya ihtiyacı vardı. Yeniden cam duvarı buldu ve tek elini üstüne yerleştirerek kasanın arka tarafına kadar yolu gösteren kılavuz gibi kullandı. Karşısına aniden arka duvar çıkınca çarparak omzunu ezdi. Langdon lanet ederek kitaplığın etrafında dolaştı ve göz hizasındaki rafı kavradı. Sonra tek bacağını arkasındaki cama, diğerini de alt raflara yaslayarak tırmanmaya başladı. Karanlıkta uçuşan kitaplar yere düşüyordu. Umursamadı. Yaşama içgüdüsü arşiv adabına üstün geliyordu. Zifiri karanlık yüzünden dengesinin bozulduğunu hissedince gözlerini kapayarak beynini görsel algılamalardan uzaklaştırdı artık daha hızlı hareket ediyordu. Yukarı çıktıkça hava daha da azalıyordu. Kitapların üstüne basarak üst raflara tırmandı ve destek alarak kendini yukarı çekti. Sonra dağı fetheden bir kaya tırmanıcısı gibi en üst rafa kavradı. Bacaklarını arkaya doğru gererek yatay konuma erişinceye kadar cam duvarda yukarı doğru yürüdü. İçinden bir ses, ya şimdi ya da hiçbir zaman Robert.'' diyordu. Harvard'ın jimnastik salonundaki bacak kuvvetlendiricisinde yaptığın gibi. Baş dönmesiyle güçlükle mücadele ederken ayaklarını arkadaki duvara yerleştirdi. Kollarıyla göğsündeki kitap rafını dayadı ve itti. Hiçbir şey olmadı. Bir yandan nefes almaya çalışırken aynı pozisyona geldi ve bacaklarını gererek tekrar denedi. Çok az da olsa kitap rafı kıpırdamıştı. Bir kez daha deneyince raf 1 iki santim kadar ileri gitti. Langdon hareketten faydalanarak oksijensiz gibi gelen bir nefes daha alıp yeniden uğraştı. Kitap rafı daha ileri sallandı. Kendi kendine salıncak gibi dedi. Ritmi koru biraz daha. Langdon her itişte bacaklarını gererek rafı sallamaya devam etti artık dört başlı kasları yanmaya başlamıştı. Ama o acıyı aldırmadı. Saatin sarkacı işliyordu. Üç kez daha iteceksin diyerek kendini motive etti. Sadece iki kez daha itmesi gerekti. Havada bir an asılı kaldı. Sonra raflardan dökülen kitapların gürültüsüyle Langdon ve kitaplık ileri doğru düştü. Kitaplık zemine çarpmadan diğer kitaplığın üstüne kapaklanmıştı. Langton ağırlığını ileri vererek diğer kitaplığı da düşürmeye çalıştı. Kısa bir süre hiç kıpırtı olmayınca paniğe kapıldı. Ama sonra ağırlığın altında çatırdayan ikinci kitaplıkta devrilmeye başladı. Langton yeniden düşüyordu. Kitaplıklar dev dominolar gibi birbiri ardına devriliyordu. Metal metale çarpıyor, kitaplar etrafa saçılıyordu. Kitaplık olduğu yerde matkap gibi zıplarken Langdon bastırmaya devam etti. İleride toplam kaç kitaplık olduğunu düşündü. Ağırlıklarını düşündü. Arka duvarın camı kalındı. Langdon beklediğini duyduğunda farklı bir çarpışma sesini, üstünde durduğu kitaplık neredeyse yatay konumdaydı. Ses uzaktan gelmişti. Kasanın sonundan. Metalin cama çarpma sesi. Etrafındaki kasa sallanınca diğerlerinin ağırlığının bindiği son kitaplığın cama çarptığını anladı. Ama bunun ardından gelen sesi duymayı hiç istememişti. Sessizlik. Camın kırılma sesi duyulmuyordu. Sadece şimdi üstüne çullanan kitapların ağırlığına karşı koyan duvardan gelen bir yankı vardı. Gözlerini kocaman açmış kitapların üstünde yatıyordu. Uzaklarda bir yerden bir çıtırdama sesi geldi. Dinlemek için nefesini tutacaktı ama hiç nefesi kalmamıştı. Bir saniye, iki, sonra şuursuzluğun eşiğindeyken uzaktan gelen bir esneme sesi duydu. Çatlaklar camı örümcek ağ gibi sarıyordu. Birden cam top gibi patladı. Lengdon'un altındaki kitaplık yere tamamen çökmüştü. Cam kırıkları çölde yağan yağmur gibi karanlıkta yere düşüyordu hava büyük bir tıslama sesiyle içeri doldu. 30 saniye sonra Vatikan yeraltı mezar odalarında telsizin elektronik cızırtısı sessizliği bozarken Vittoria bir cesedin önünde duruyordu. Telsizden gelen ses nefessiz kalmış gibiydi. Ben Robert Langdon. Beni duyan var mı? Victoria başını kaldırıp baktı. Robert? onun yanında olmasını ne kadar istediğine inanamıyordu. Muhafızlar şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. İçlerinden biri telsizi kemerinden çıkardı. Bay Langton, üçüncü kanaldasınız. Komutan birinci kanalda sizden haber bekliyor. Birinci kanalda olduğunu biliyorum lanet olası. Onunla konuşmak istemiyorum. Kamerlengo ile konuşmak istiyorum. Şimdi, biri bana onu bulsun. Langton gizli arşivlerin karanlığında kırık camların ortasında durmuş nefes almaya çalışıyordu. Sol elindeki sıcak sıvıyı hissettiğinde kanadığını anladı. Kamerlengonun sesi birden çıkınca Langton irkildi. Ben Kamerlengo Ventresca. Neler oluyor? Langton kalbi hala hızlı çarparken düğmeye bastı. Sanırım az önce biri beni öldürmeye çalıştı. Hatta sessizlik oldu. Langdon sakinleşmeye çalıştı. Ayrıca bir sonraki cinayetin nerede işleneceğini biliyorum. Yanıt veren ses ya ait değildi. Komutan Olivet konuşuyordu. Bay Langdon, başka bir şey söylemeyin. 87. bölüm Langton Belvider avlusunda koşarak İsviçreli muhafızlar güvenlik merkezinin dışındaki çeşmeye yaklaşırken üzerine kan bulaşmış saati 21.41'i gösteriyordu. Elinin kanaması durmuştu ama göründüğünden daha kötü durumdaydı. Oraya vardığında herkes toplantıya gelmiş gibiydi. Olivet, Roger, Camerlengo, Victoria ve bir avuç muhafız. Victoria hemen ona doğru koştu. Robert, yaralanmışsın! Langton cevap vermeden Olivet konuşmaya başladı. Bay Langton, iyi olduğunuza sevindim. Arşivlerdeki elektrik hatasından dolayı üzgünüm. Langton, "Elektrik hatası mı?" diye sordu. "Gayet iyi biliyordunuz ki," Roger öne çıkarak pişman bir ses tonuyla, "benim hatamdı." dedi. "Arşivlerde olduğunuzu bilmiyordum." beyaz bölgelerimizin bazı bölümlerinin elektrik düzeneyi bu binayla bağlantılı. Araştırmamızı genişletiyoruz. Elektriği kesen benim. Eğer orada olduğunuzu bilseydim... Victoria, Langdon'ın yaralı elini elleri arasına alıp incelerken, Robert dedi. Papa zehirlenmiş. Onu iliminatı öldürmüş. Langdon kelimeleri duyuyor ama güçlükle anlıyordu. Kafası doluydu. Tek hissedebildiği Victoria'nın ellerinin sıcaklığıydı. Kamerlingo papaz cübbesinden ipek bir mendil çıkardı ve temizlenmesi için Langdon'a uzattı. Adam hiçbir şey söylemedi. Yeşil gözleri yeni bir ateşle dolmuş gibiydi. Victoria, Robert, bir sonraki kardinalin nerede öldürüleceğini bulduğunu mu söyledin? Langdon konuşmakta kararsızdı. Buldum. E, yeri. Olivet lafına keserek. Hayır. Bay Langton, telsizde daha fazla konuşmamanızı istememin bir nedeni vardı. Toplanmış bir avuç İsviçreli muhafıza döndü. Bize izin verir misiniz baylar? Askerler güvenlik merkezinin içinde kayboldular. Hürmetsizlik yoktu. Sadece itaat vardı. Olivet kalan gruba döndü. Bunu söylemek bana acı verse de papamızın cinayeti sadece bu duvarların içinden birinin yardımıyla gerçekleştirilebilecek bir eylem. Hepimizin iyiliği için kimseye güvenmemeliyiz. Bunları söylerken acı çekiyor gibiydi. Roger endişeli görünüyordu. İçeride işbirliği gösteriyor ki... Olivet. Evet, dedi. Araştırmanızın güvenirliği konusunda uzlaştık. Yine de bu göze almamız gereken bir kumar. Aramaya devam edin. Roger bir şey söyleyecekmiş gibi görünüyordu ama vazgeçti ve gitti. Kamerlengo derin bir nefes aldı. Henüz tek kelime bile etmemişti ve Langdon, adamın sanki bir dönüm noktasına ulaşılmış gibi dikkat kesildiğini fark etti. Komutan, Kamerlengo tok bir ses tonuyla konuşuyordu. Kardinaller toplantısını yarıda keseceğim. Olivet asık bir yüzle dudaklarını büzdü. Bunu yapmamanızı öneriyorum. Hala iki saat yirmi dakikamız var. Bir nefeslik, Olivet'in sesi şimdi meydan okur gibiydi. Ne yapmak niyetindesiniz? Kardinalleri tek başınıza mı tahliye etmek istiyorsunuz? Tanrının bana verdiği güçle bu kiliseyi kurtarmak niyetindeyim. Bunu nasıl yapacağım artık sizin meseleniz değil. Olivet doğruldu. Ne yapmak istiyorsunuz? Duraksadı. Sizi durdurma yetkim yok. Özellikle de güvenliğin başı olarak ortada olan başarısızlığımın ışığında Sizden sadece beklemenizi istiyorum. Saat 22'ye kadar. 20 dakika bekleyin. Eğer Bay verdiği bilgi doğruysa katili yakalamak için hala bir şansım olabilir. Protokolü ve adabı korumanın hala bir yolu var. Kamerlingo boğuk bir kahkahayla. <laughs> Adab mı? dedi. Adabı aşalı çok oldu komutan. Fark etmediyseniz söyleyeyim. Bu bir savaş. Güvenlik merkezinden bir muhafız çıkarak Kamerlingo'ya seslendi. Senior, BBC muhabiri Bay Gülü'yü gözaltına aldığımız haberi geldi. Kamerlingo başını salladı. O ve kameraman kadının Sistina Şapeli'nin dışında benimle buluşmasını sağlayın. Olivet'in gözleri açıldı. Ne yapıyorsunuz? 20 dakika komutan. Size sadece bu kadar süre tanıyorum sonra gitti. Olivet'in Alfa Romeo'su Vatikan şehrinden hızla çıktığında bu kez işaretsiz arabalardan oluşan bir konvoy onu izlemiyordu. Victoria, torpido gözünde bulduğu ilk yardım çantasındaki sargı beziyle arka koltuktaki Lengdon'un elini sarıyordu. Olivet dümdüz karşıya bakıyordu. Pekala Bay Lengdon, nereye gidiyoruz?